Abi başarı nedir ya? Başarı formülü vereyim mi? Yok daha neler. Korkmayın, Instagram'da karşınıza çıkan o kısa videolar gibi ahkam kesmeyeceğim. Arkadaş, herkes düşmüş bir motivasyondan ekmeğin peşine. O kadar çok akıl veren var ki. Sabah 9'da işe gitme dostum falan. Ya da şey yapıyor, fonda ney sesi. Mevlana der ki, Hazreti Mevlana diyeceksin, öküz. Kadınlar böyle ayın hareketlerini takip edecek de karar alacak diye kandilli rasa tanesi memuruna döndüler iyice. Lüks araban olsun bro, kızlar ona bakıyor falan, biliyorum onları. Bir sürü ya, hani başarı demek para demek ya, öyle kurgulanıyoruz nasıl olsa. Ya da sahip olmak diyeyim, hani çatı başlık olur. Abi her şeyi sosyal medyadan, Twitter'dan hani görmüyormuşsun yani. Evet yani mesele mesafelilere göre de sosyal medya zaten her şeyi mahvediyor değil mi? Değil. O iş öyle değil. Güzel insanlar, benim kuşak ve elbette büyüklerim iyi hatırlarlar. Manukyan vardı. Para dedin ya, hani başarı ve para. Manukyan deyince tabii akla para gelir, seks gelir. Ama benim aklıma da önce vergi rekortmeni ifadesi geliyor. Genel ev patron ilçesiydi kendisi ve vergi rekortmeni deyince ifadelerini yumuşatmak zorunda kalabiliyordu insanlar. Şimdi paran kadar konuşuluyorsun bazı insanlara göre. Yani bu Manukyan öldüğünde 5 yıldızlı 6 tane oteli, köşkler, Orçun 500'den fazla daireler, arsalar, fabrikalar, taksiler, hisse senetleri, of of yani. Bir de 150 milyon eurodan fazla da para var. Bir de bunları sağladığı sermaye dedikleri, aşağılık ifade biliyorum ama öyle deniliyor, hayat kadınları. Haliyle uzun süre başka türlü muamele gördü kendisi. Ama şimdi Orçun'un yaşı yetmediği için öyle bakıyor haklı olarak. Eskiden Karaköy'de öyle bir yer vardı kardeşim. Zürafa Sokak, Abanos Sokak diye. Liman kenti ya İstanbul. Gelen yabancılar af buyurun, ihtiyaç gidersin diye kurulmuş. Hani böyle bir sektör oluşmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da müşteriler yine gemilerle geliyorlar falan filan. Sonra o yer ediyor, bir sektör oluşuyor işte. Manukyan'ın bu sektöre girişi de şöyle oluyor. Normalde hali vakti yerinde bir kadın, kocası varlıklı. Sonra bir an işler bozuluyor ama o da terzilik yapmaya başlıyor. Bunun Behican'ın diye de bir müşterisi var o günlerde. Sürekli geliyor, elbise yaptırıyor ama hep veresiye veresiye. Yani nereye kadar? Paramı ver diye kapı çaldıkça da alamıyor. En sonunda diyor ki, ya ödeme yapamıyorum, canımı mı alacaksın? Ne yapalım? Gel benim eve ortak ol diyor. Evi anladın ne eve olduğunu. Heh. Ve hani nasıl olur, kocam ne der falan derken tamam diyor, bu işlere giriyor. Eşi vefat edince de kasaya oturuyor. Oturuş o oturuş. Ama tabii iş kirli, iş kötü. Vicdan mı yapıyor, reklam mı yapıyor? Kalbiyle onun arasında onu ben bilemem ama şöyle şeyler yapıyor. Kızlar, bundan sonra haftada bir gün izinlisiniz. İşte arada onları diyor karşıma alıyorum, konuşuyorum, öyle açıklamalar da gazetelerde. Birçoğunu evlendirdiğini söylüyor. Bir de nasihat ediyormuş. Para her şey değildir diye. Ne ironik değil mi? Ben de birazdan gerçi aynı şeyi söyleyeceğim ama bir yandan da işler büyüyor. He. Onu da söyleyeyim, evlerin sayısı artıyor, ticaret genişliyor ve çıkıp ben namusumla kadın satıyorum. Ondaki delikanlılığı da kimseyi bırakmıyor. Manukyan vergi rekorlarını işaret ediyor sürekli. Şimdi kardeş biz manşetlerle büyüdük. O yüzden hatırlıyorum, bir de arabalarıyla. Ne arabaları vardı. Allah'ım neler neler. Sonra bir bombalı saldırıdan sonra da sitem etti. Ben dedi o kadar emek veriyorum. Millete ekmek veriyorum. Gördü muameleye bak dedi. Hayır işlerine vereceğim kendime dedi. Abi komedi karakteri gibi hastanelere paralar bağışladı. Okey. Hani ben Müslüman oldum dedi. Cami yaptıracağım dedi. Ortalık nasıl ayağa kalktı biliyor musun? Cenazesi de kiliseden kalktı bu arada ama neyse konumuz o değil. Gerçi senin için fark etmez. Bizim Orçun için fark etmez. Para olsun da değil mi? Ama istediğini almış abi. Onun için başarılı mı başarılı. Ben para kazanacağım. Yanlış mı? Yani kızmıyorum kardeşim sana. Ama şimdi sen öyle diyorsun bir kişinin hikayesinden ama sadece o kadın ya da sadece sen olmadığın için bu bir sorun oluyor ya. Mesela bir görüntü var. Bak para için senin sağlığını nasıl hiç ediyor birileri? Para başarı mıdır? Bir daha konuşalım. Diyor ki Manukyan, ben para kazanmak istiyorum. Ülkede buna izin veriyor. Vergini veriyor, yap diyor. Bu kadın da bu işi yapıyor. Aynı örnek demedim tabii. Çünkü her gün ama böyle onlarca video çekiyor. Niye yapıyor? Hani başarılarını iktisatla açıklayabildiği için yapıyor insanlar. Ben onun için söyledim. Yoksa örneği birebir nasıl alayım yani? Bazen ne yapıyorlar? Zehirliyorlar. Yani millet zehirleniyor, kendi cıkkalıyor. Oradan hikaye aynı değil mi? Yani şimdi sözün bütün iyi niyetler meclisinden dışarı elbette. Hani onlar da zaten benimle aynı fikirdeler ama hani işlerinin şarlatanları yüzünden baltalanmıyor mu insanlar? Girişte bir sosyal medya geyiği yaptık mesela. Sonra çıkıyorsun, sosyal medya öyle böyle. Yo kardeşim,
senin tabanında başarıyı anlama veya konumlandırma ile ilgili bir sıkıntın var. Niye? Eğitimsiz bir toplumsun da o yüzden. Yani eğitimsiz bir toplum için her aset bir tehdit değil midir? Çıkıyor birisi sonra diyor, diziler çok tehlikeli. Hayır abi, dizilerden olumsuz etkilenecek düzeysizliğimiz tehlikeli. Astroloji tehlikeli. Hayır, sen tüm hayatını yıldızlara endeksleyecek zihinlerin toplumda yer etmesi tehlikeli. Bizim futbol ilgimiz malum, kim şampiyon olacak diyorlar. Kadın da söylüyor, şu şampiyon olacak. İyi de kardeşim, o zaman 15 milyon euro topçuya vereceğine 1500 lira astroloğa ver. Hiç zahmete girme yani. Tehlike bu. Yine tehlike bu ekonomik kriz ortamında başarıyı parayla ölçen zihinlerin artmasındadır. Manükyan başarılı mı kardeşim o zaman? Bu kadar laf salatası yapacağıma internette gördüm, doğrudur değildir, bir kıssanın hissesi güzel, ben onu anlatayım, sana da gelsin. Christoph Kolomb yok mu? Ha, gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğruyor, tamam mı? Oradaki yerliler de sağ olsunlar tamirata yardım ediyorlar. Tayfa yiyecek içecek veriyorlar ama hani o kadar zaman geçmesine rağmen de tamirat bir türlü bitmiyor. Üstelik gemi tayfası bu sefer yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya başlıyor. Şimdi yerliler de kızıyorlar bu duruma. Yardımı da kesiyorlar, yiyeceği de kesiyorlar. Kolomb da çaresiz kalıyor, ne yapacağız diye. O dönemlerde gemilerde bulunan ve o yıldızların pozisyonlarını da içeren bir takvim var. Onu karıştırırken abi bakıyor ki ertesi gün ay tutulması var. Şimdi çakozladım durumu diyor. Hemen yerlilerin şefine gidiyor. Şefe diyor ki, ben Tanrı ile haberleştim. Tanrı yardım, sizin bize yaptığınız yardımın kesilmesine çok kızdı. Bu kızgınlığını da belli edecek. Nasıl yapacak? Ayı kan kırmızıya çevirerek gösterecek bunu bana. Ulan ertesi gün millet bir bakıyor. Akşam ay tutulması var ama adını bilmiyorlar tabii. Biliyorsun tutulmadan önce de kızıla dönüyor ya. Eyvah diyorlar. Falan. Kolomb'un oğlu o anı gününe yazmış da işte inlemelerle, feryatlarla birlikte her yerden gemilere doğru geldiler diyor. Tutan yiyecek getirmiş, tutan içecek getirmiş. Allah'ım bizi affet ya da işte Tanrım bizi bağışla falan filan yalvarıyorlar amirale. Kolomb da kum saatine bakıyor bir yandan tabii. 48 dakika sürecekmiş tutulma. Tutulma da bitmek üzere diyor ki tamam tamam Tanrı sizi affetti diyor. Birazdan ay normal rengine dönecek diyor. Tutulma bitiyor. Tabii adamlar affedildiğini düşünüyor, mutlular falan. Evrenin işleyişini bilen Kolomb da mutlu ve şöyle diyor o günlüğe. Cehalet her zaman köleliği getirir. Seyir defterine yazmış. Demek ki neymiş? Başarı bence hayatımızdaki köleliklerimizden kurtulmakmış. Bunu da bilerek yapmamız lazım. İşimiz gücümüz bilmek, öğrenmek olmalı. Kavaç sosyal medyanın da değil yani güzel insan. Öyle olsa aynı sosyal medyada ben hani Kanada'da mesela okul servisi durunca gördün mü onu? Bilmiyorum. Tüm araçlar duruyor. O içeriği de gördüm ama İstanbul'da hiç yapana denk gelmedim. Yani kabahat eğitemediğimiz zihinlerimiz. Öğrenmeyle, eğitimle bu aramızdaki mesafede sorun. Başarı paraysa manukyan hikayesi ilham olsun. Yani göreceli midir ya da hani bilemiyorum. Mesela şimdi laf lafa şu dünya kayısı ihtiyacının %85'i Türkiye'de. Ciromuz 485 milyon dolar başarı mıdır? Desem ki adamlar bizden aldıkları kayısıyla dünya ne kadar ciro yapıyor? 6.2 milyar dolar. Aynı fikirdeysek son kısa da yeterdi zaten. Ben de sosyal medya işi yapıyorum. Bir slogan cümle kurayım, öyle bitireyim madem. Ha? Orçut, söyleyeyim mi? Söyle, neymiş? En büyük zenginlik yaşam kardeşim.